günler. Sağ ol. Akşam ekmeği kaçta gelir kızım? Ah, amcacığım biz de hiç bilmiyoruz. Teyzem işletiyor çünkü. Normalde biz öyle yardım için geldik sadece. Teşekkür ederim. O zaman ben sonra geleyim. İyi günler. Kolay gelsin. Zuhal Hanım yok mu? Yok, teyzem bugün gelmedi. Buyurun biz yardımcı olalım. Kırı kıra kalacaktım ben. Oğlu nasıl bu arada? Bileğini kesmiş diye duydum. Nasıl oluyorsunuz teyzenin? Ben bakanlıktan arkadaşıyım. Burada oturuyorum. Çıkardılar mı çocuğu hastaneden? Bugün çıkacak diye biliyorum. İyi. Teyzenle komşu oluyorsunuz bu arada. O da yarın taşınıyor buraya. Aa. Öyle mi? Çok sevindim. Nereye tam olarak? Karşıdaki site. Yukarıdaki boş daire. Buradan bakınca gözüküyor aslında. Güle güle otursun. Sevgilerimi iletirsin. Kim diyelim? Dış işlerimden Nazan değil o bilir. İyi günler. İyi günler. Suhal'im, bak söz verdin bana. Böyle hırgür yok. Anlaştık mı? Kadın hasta zaten. Aklı yerinde değil, onu biliyorsun sen. Abla ben çok kötü olurum. Girmeyeyim ne olur. Eşyalar arkada zaten. Sen koyarsın bir valiz. Saçmalama Zuhal. Saçmalama. Annen o senin. Şu yüzünü bir görsün. Ağlamaya başlayacak zaten. Abla. Haydi. Hoş geldin. Ne işin var senin bugün bu saatte evde? İşe mi gitmedin sen? Aman Nazlı, bu moralle işe mi gidilir Allah'ını seversen? Geç geç. Sabaha kadar da uyuyamadım zaten. Annem de seni sorup duruyordu. Geldi de bana niye uğramıyor diye. Geç geç. Salonda Kur'an okuyor yine. Salih havvela yüşrik bi ibadeti rabbihi eheda. Sadakallahüllazim. Allah kabul etsin Naciye Hanım. Kazahisel, neredesin sen? Anne. Gel bakayım, gel, gel. Anne. Ay. Şu kolumu boynuna dola da sarılayım bir sana. Gel. Ah, benim anne. Melek kızım. Güzel kızım benim, kuzum. Kurban olayım senin kokuna. Oh, gel, dur, dur, dur. Ben alacağım, dur ben aldım. Aldım, aldım. Sağ ol. Zuhal, kızım, bu hastalık neler etti bana? Niye böyle oldum ben? Kız mıyım diyorum, gülümü goncamı kırmayayım diyorum. Ama olmuyor işte. Hiç yüklenme kendine. Sen benim gördüğüm en iyi, en güçlü anasın. Ama benim gücüm yetmiyor. Bambaşka biri oldum ben. Niye böyle olduk biz? Şişt, tamam, tamam, tamam. Deme öyle, senin bir kabahatin yok. Yok, biliyorum. Üzdüm sizi. Bir başınıza bıraktım sizi. Böyle ana olmaz olsun. Ay anne, Allah'ını seversen tamam. Ne yapmışsın ya? Karışma Vahide. Sen bir karışma. Hadi git bir çay kahve, bir çay dök bize hadi. Hani anlatır dururum ya. 10 kardeş bana gül destesi olacaktınız. Ama abinizden evvel 2 oğlum öldü diye. Bu ateşi ben iyi bilirim Zuhal. Allah senin gönlüne düşürmesin diye sabaha kadar dua ettim. O gün o evde neler yaşandı hiç bilmiyorum.
Annem yıllarca ağzını açıp da tek kelam etmedi bize. Ay sağ ol anne. Yaşananları anlatmadı. Ama ben hep böyle olduğunu hayal ettim. Oğlunun divandaki kanı kurumadan döndüğü o evde eski anneannemle karşılaşsın. Hasta olmadan önceki haliyle kucaklaşsın istedim. Oğlum ertesi gün hapı mıyım lan ben? Hamile bıraktığını bana yolluyorsun sürekli. Önce eski karın şimdi bu. Bana bak. Prezervatif diye bir icat var duydun mu sen? Ya bırak şimdi laf sokmayı falan. Eğer bu kadın bu çocuğu doğurursa Zuhal'le bütün bağım kopar. Ya oğlum intihara kalkıştı diyorum dün. Aile perişan halde. Metin lütfen Allah aşkına. Ya Hasan tamam anlıyorum da. Abi biz senin eski karını ikna edemedik ki. Sen bunu ikna edebileceğimi nereden çıkarıyorsun? Çünkü başka şansım yok. Aileme döneceğim Metin. Her şeyi yeniden toparlayacağım. Ah Hasan ah. Ne diyeyim abi ben sana ya. İlk değil, son değil. Devamlı aynı şeyler. Kaçıncı ayında hamilelik? 4. Ben böyle bir şey yapamam abi. 4 aylık hamile kadından bahsediyorsun. Kusura bakma. Metin ben sana git çocuğu al demiyorum ki zaten. Git bir konuş diyorum sadece. Bir şeyler söyle. Abi 4 ay diyorsun ya. Mümkün değil. Ya Metin. Kusura bakma. Bak. Nazan'la Zuhal tanışıyorlar. Eğer benim aileme dönmek için tek bir şansım varsa bu da o. Anladın mı? Sen gerçekten çocukların iyiliğini düşünüyorsun öyle mi Hasan? Evet. Bak bu senin için çok güzel bir fırsat. Ne yap biliyor musun? Uzak dur. Uzak dur. Düş yakalarından abiciğim. Bu onlar için bu dünyada yapabileceğin en büyük iyilik olur. Hadi eyvallah. Efendim. Senin ne işin var ofiste? Gitmedin mi okula? Ne okulu? Ya başarı alacaktın ya bugün okuldan. Konuşmuştuk. Ya ben... Recai bıraktı sabah. O alır diye düşünmüştüm. Allah seni kahretsin Hasan. Allah seni kahretsin. Çabuk ara okulu beklesinler çocuğu. Çabuk. Ya tamam tamam panik yapma. Tamam. Sus. Çabuk okula ara. Delirtme beni. Hadi bana haber ver sonra annemdeyim. Sen yine mi o evdesin? Bana bak Hasan beni çıldırtma. Hadi kapa ara okulu. Ne oluyor Zor? Yok bir şey yapmıyorum. Hasan çocuğu alacaktı okuldan da gecikmiş biraz ona kızdım. Hayret nasıl yapmış öyle bir şeyi? Ne var abla ya şaşırdım. Eniştem çok kalender, çok düşünceli bir adam ya. Şaşırma Vahide. Öyle her şeye şaşırma sen. Her eğriye şaşacak olsak böyle oturup da yüz yüze bakamazdık.